Ayçiçeği Sağlık ve Dinlenme Tesisleri burası değil. Değil efendim. İyi. Nasıl olur? Bakın burada yazıyor. Yeşilköy sahil yolu numara 94. Ayçiçeği Sağlık ve Dinlenme Tesisleri. Hayır değil burası. Ünlü Ayçiçeği Sağlık ve Dinlenme Tesisleri. Nerede? Siz öyle demediniz. Ne fark eder canım? İkisi de aynı kapıya çıkmaz mı? Neyse neyse. Efendim ben buraya çok önemli bir mesele için geldim. Necati Bey'i görmeye geldim. Necati Gazi oldu. Burada kalıyormuş. Tanıyor musunuz? Tabii ki. Çok şükür. Durun beyefendi, ne yapıyorsunuz Allah aşkınıza? Neden çıkartıyorsunuz parfümünüzü? Şey ben... Derhal giyinin. Yani ben yerler mi sarması dedim de. Affedersiniz ama siz kimsiniz? Ben Şefik. Şefik mi? Şefik dedim. Ya tamam dedim ya ben Şefik. Şefik Şaşmaz. İstanbul'un ikinci bölge daire memurlarından Şefik Şaşmaz. Bakanlıkta kime sorsanız tanırım ben de. Bakanlığın şey sizler de. Ya tamam çok önemli mesele için sizi rahatsız ettim. Necati Bey'e bir evrak imzalatacağım. Merak etme, evrağı imzalatayım, çöker gidin. Yok, ısrar etme. Israr etsiniz de kalmam zaten. Lütfen çıkartmayın beni size beyefendi. Ben de yerler ıslanması dedim. Yani bir örgü işim halletmem gerek. İyi de burada herhangi bir şey içiş yapmamaktır. Tıpkı bizim daire gibi. Bakın beyefendi, size şöyle izah edin isterseniz. Buraya insanlar dinlenmeye ve tedavi olmaya gelirler. Necati Bey gibi çok çalışkan insanların da böyle bir dinlenmeye muhakkak ihtiyaçları var. Kurallarımıza göre otelimize yardım çıkmadan müddetçe müşterilerinizi asla rahatsız edemez. Madem işiniz o kadar önemliyse ev hakkında ne bilgiler haftaya imzalatırsınız canım. Haftaya mı? Çocuk musunuz hanımefendi? Olacak şey değil, mümkün değil. Neden diyecek olursanız, bugün cuma, yarın cumartesi, ayın 7'si, pazar 8'i, pazartesi 9'u. Burada ne olmuş? Ne mi olmuş? Bayram bayram yahu. Bayramla bütün daireler kapalı mı? Evet, kapalı. Oysa ki benim bu teslim fişlerini bir an önce muhasebe servisine imzalatmam gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. İmzasız teslim fişim olur. Olmaz. Evet, neymiş? Bir an önce memurları muhasebe servisine götürüp teslim etmem gerekiyormuş. Ya biliyorum, diyeceksin şimdi, çocuk burası ay sonunda açılacak. Ne acele ediyorsun? Ama boyaların kurulması için de bir 10 gün gerekmiyor mu? Gerekiyor. Beyefendi, söylediklerinizden tek bir kelime dahi anlamadım. Ya bunu da anlamayacak mı? Bana Necati Bey'in imzası gerek. Yani ya, yoksa o zavallı yedi çocuk da açıkta kalacak. Hı? Size son kez söylüyorum beyefendi. Derhal apartisinizi giyin ve burayı terk edin. Aşk olsun. Peki ben ne yaparım ya bu mesaj? Neden ben bu ötesi yapamıyorsunuz canım? Bak, beni iyi dinleyin şimdi. Bu ay sonu Göztepe'de açılacak çocuk bakımı. Törenler üzerindeki basın mensuplarına haber ver. Hastanenin dışı var. İçi yok. Daha badanası bile yapılmıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? 150 bin için kayma, 150 bin için komedi, 150 bin için iskemle. Bunların hepsine 6 ay dışı ben yaptım. Ah, o iskemleri görseniz. Şu kadar acı, bayılırsınız. İyi işte beyefendi, her şeyi ayarlamışsınız zaten. Daha ne istiyorsunuz anlamıyorum. Ne istiyorum? Boya istiyorum, boya. Duvarları ve eşyaları beyaza boyamıyorum. Her taraf pislik için. Yani renkleri bir görseniz kusarsınız vallahi. Nasıl yatsın o zaman olacaklar orada? Acınıyor musunuz onlara? Ne istiyorsunuz onlardan? Ay ben bir şey istediğim yok. Asıl siz benden ne istiyorsunuz? 50 kilo beyaz yağlı. Bunun için de Necati Bey'i gördüm. Göremezsiniz dedi ya. Teşekkür ederim. Görev başındaki memura böyle davranamazsınız. Bakın şunu bilmenizi isterim. Burada görev başındaki memur siz değilsiniz. Benim. O zaman iyi yürekli bir hanım kız olarak sizden rica etsem. Boşuna çenenizi yormayın derim. Erkekçe istesem. Terbiyesiz. Tamam kadınca olsun. Analık istemenize, ana kalbinize, ana yüreğinize sesleniyorum. Bakın ben ana falan değilim. Zaten sizi böyle dinlemek için de tövbe edesim geliyor anlama. Vay be. Demek o kadar kalpsizsin. Ne yani ben şimdi geriye gideceğim bu kadar yok. Bu da benim değil, sizin sorumluluğunuz. Bakın kapı örtüyor. Bekle. Affedersiniz hanım. Buranın bir günlük ücreti ne kadar acaba? Ayda mı? Aklınızı kaçırmışlar her günde tabii. Yuh! Asıl siz aklınızı kaçırmışsınız hanımefendi. Yani günde 1340 TL'nin bu kriterin geldiği insan nasıl bir denemiyor? Neyse. Yani adam başı 1340 TL yapmışsınız. Yani 24 saatte 1340 TL. Evet. Saat başı 55 lira küsur. Buyurun. Bu da ne? Ne olacak para? Otelinize bir saatlik dinlenme hakkını satın alın. Bunun için de size 60 lira para verin.
hitabeyi tanımıyorsunuz. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. Benim için bu şeref meselesi oldu. Necati Bey'i görmeden şuracıktan şuracığa gitmiyor. Necati Bey'i görmeden yerinden kıpırdamıyor. Sabah sabah. Kalk lan, işini bilmeyelim senin hala. Dava yapıyorum.
Ayten Hanım, biliyor musunuz Ayten Hanım? Burası bana çok iyi geliyor. Kendimi adeta evimde hissediyorum. Üstelik burada televizyon yok, radyo yok, en önemlisi... Cep telefonu yok efendim. İşte bu. Amerikalıların dinliyle relax oluyorum. Bence hayat bu işte, relax olmak. Çok haklısınız efendim, iyi süreler diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Size mırıltı gibi gelmiş olabilir. Hayır sevgili, düşünmeyin. Beni üzmemek için videodan çekildi.
geçerim ben, geçer. Bir sabah uyanırsın sizin ortada sevgilerini yıkamamış. Sizin bildiğiniz sevgilerden gerçek aşktan bahsediyorum. Anlı Karenina'nın, Jülyet'in, Şirin'in aşkından. Onların hepsi hayali kişiler. Yaratılmamışlar ki aşkları var olsun. Kalem aşkı onlar, kalem kalem. Bakın, ben gider kocamızla konuşurum. Ortada sığınmayacak kızlar hiçbir şey olmadığını söylüyorum. Ay sen bağlayacaksın. Siz de ağzınız açıda yok eder sizi. Nasıl yani? Çamaşır makinesi, 4 mutfak robotu, 12 cep telefonu,
Altı sazın taktı. Alev solmaz ya. Söyleseniz hocam, alev solmadı git tanımaz ya. Ha, işte ben onun kocası. Öyle mi? Kocası oluyorsunuz demek. Ne şanslısınız. Efendim başkan söyleseniz ayakta kaldınız bu bir şeyler. Ya bunu çıkarabilir miyiz? Sizi zahmet etmeyin. Yok, hiç gerek yok. Ben çarpmışım. Öyle şey ben aldım. Siz geçin şöyle buyurun hemen. Ben hemen ilgileniyorum sizi. Kral Garda! Kral Garda! Kral Garda bizim patron oldu. Kendisi Alman. 10 yıl önce gelmiş buraya. 2 hafta önce geliş al geliş. Yerleşmiş ondan sonra. Burada olduğunuz gün çok sevdim. Patronu falan rahatsız etmeseniz. Yani ben gösterişten falan pek hoşlanmadığım için böyle farz ettim ben sıradan bir vatandaşım. Şefik şaşmadım. Efendim patronu haber vermeden olur mu? Senin gibi önemli biri gelmiş. Affedersin. İşinizin adı Alev Solmaz da sizin kim işin fikir şaşmalı canım? Şey, şaşmaz benim kızlık soyadım. Yani ben gösterişten falan pek hoşlanmadığım için bugünlerde işimi soyadım pek kullanmıyorum. Bu benim dinlenme soyadım. Şaşma. Ha, evet, demek ki öldür. Evet. Tamam, şimdi Hakan geliyor, size buluyor Necip Bey. Necip Bey çok iyi adam.
efendim, şaşmaz şaşmaz. Ay, çok affediyorsunuz. Hanımefendi, siz alıyorsunuz, her şaşmaz çıkarıyorsunuz ama. Ha, ben de baba, çıkalım. Ya hanımefendi, yani bir imza için pijama terliğe mi gerek var? Ay hiç merak etmiyorsunuz, onlar için yok. Ekstra para, kostüm olsun, nasıl olsun? Ya bak hanımefendi, anlamıyorsunuz. Ben buraya Necati Bey'i görmeye geldim. Yani Necati Bey'i diye ben imzaladım. Bu kıydırık yerden defolup gideceğim ya. Rada! Rada! Ay, 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 geldim. Sen ne için bağırıyorsun ya?
şimdi gösteriyor 48 ve 2 ve 2. Ahmet'im,
olursa aslan yiyeyim. Tabii kolay olmuyor öyle üç ay denizlerde dalgayla boğuşmak. Dalga mı? Ne dalgası? Dalga ya, dalga! Deniz dalga! Siz gördünüz orada ayıları. Evet! Arası, akşamları. Ya! Demek çıkıyorlar arası akşamları. Evet, oranın da bizim bey yolundan farkı yok. Ay, siz yok yapmak üzülme. Biz biraz tedavi yapıyoruz size. Siz yine olacak eskisiz gibi. Ama kafa, kafa kalacak böylece. Siz aldın çok özgürlük. Aldım efendim, aldım. İki tane izlanlık gibi aldı, herif aldı beni böyle. Bıçık bıçık yapışmış bir şeyin içine tuttu. Güvenmiş. İşte o çamız var, yok. Çok iyi oluyor, çok da güzel olur. Efendim, ben buraya tutkala girmeye geldim, ben geldim. Değil ki, bravo geldim. Affedersiniz, Almanlar çok iyi. Bakıyorum efendim, yani ben buraya Necati iyi görmeyeyim ben. Yani ona bir evlenmek zaman ne olup gideceğim artık ya. E siz daha görmediniz gibi. Görmedim, ne gezin? İki dakika önce buradaydı. Al işte, yine aynı şeyler. Siz bakıyorsunuz bir de Bilardo Solu. Hiçbir yerde bulunmayan muhakkak oradadır. Nerede o Bilardo Solu? Çıkıyorsunuz buradan. Evet. Buradan. Ondan sonra Imagera Daos, yani düz diyorum, düz diyorum. Imagera Daos, Dickens'i. Next up bitti. Ondan sonra sağa dönüyorsunuz, sola dönüyorsunuz, başka var bir kırmızı kapı. Yok yok sarı kapı. Şimdi... Ha tamam efendim tamam. Yani üzerinde bir tane sorunu yazıyordur herhalde. Hayır hayır yazmıyor işte. Yazıyor lazım o da. Belki yoldan kocaman bir sürprizle karşılaşıyor. Tamam efendim tamam. Sürprizi kaldır kaldır efendim bakar mısınız? Ben bir tane Necati Bey'i görüştüm. Ne sürprizi bu? Ah söylemem sürpriz bozuluyor. Size lazım böyle çok şok herhalde. Aman efendim şoku bokunu alsın artık yani. Ben bir tane Necati Bey'i göreyim. Hangi anda başlıyor? Ne başlıyor? İşte o sürpriz. He. Başlıyor. Hayır. Hayır başlıyor. Anne. Nein. Amca. Nein. Amca evine yürüyün. Nein. Arkadaşlar. Zavallı adam, ailesinden girdi Hollywood'dan çıktı. Yazık, bunun da kafana kafalar başlıyor böyle dökülme. En iyisi ben gideyim. Çünkü sağlam kafa sağlam misafir davet eder, bu çok önemli. Ben gideyim, hemen doktora haber vereyim ya. Ay, şunu benim ateşe ver. Tamam, görüşürüz.
Ben de dünyaya 2 dakika önce gelmekmiş. Kafam bir de şu aile başlayan sürprize taktı. Aile başlayan sürpriz. Aile başlayan sürpriz. Ne olur mu? Aile başlayan sürpriz. Hanımefendi. Merhabalar. Bir şey misin? Evet. Aile başlayan bir kelime söyler misiniz? Aile başlayan. Anlayamadım. Aile başlayan kelime işte canım. Ha mesela adınız ya da söylediğiniz neyle başlayan? Söyleyemem. Kimliğimi açıklayamam. Siz bilirsiniz. Zaten aile başlatıyorsa beni hiç ilgilendirmez. Bu arada Necati Bey'i gördünüz mü? Necati Bey dediniz. Evet. Sabahtan beri onu arıyorum efendim. Onunla halletmem gereken çok önemli bir mesele var. Ya. Evet. Demek sabahtan beri olmuşsunuz. Evet. Bir ölüm kalım meselesi. Aman efendim. Bir çok ediyorsunuz. Gerçi çok enteresan bir kısım vardır ama arkadaşlar genelde bakışlarımı çok beğeniyorlar. Çok manalı bakıyorsunuz. Çok küçüksüz yani. Siz şeyi kaldırmıştınız hani. Hayır. Şey, uç. Aa!
Sizi görür görmez mi ayıldı? Yok. Önce biraz sohbet ettik. Daha sonra adımı sordu. Alev olmaz olduğunu soruyor. Bir baktık Türkiye'ye yarıyormuş. Yani sizi daha önce hiç tanıyormuş gibi. Çok ilginç bir vaka. Peki, öncelerinde bir dengesiz sezmiş miydiniz kendisinden? Yani onu o kadar az tanıyorum ki yani söyleyemeyeceğim. Gel gel, çok az tanıyorum, çok. Önce bir nabzına bakalım. Nabzı nerede ya bu? Şunun nabzını bulur musun bana? Buyurun. Nabzı çok normal. Epidermis alt gruplarda belli bir kroz artışı vardır ki normal. Refleksler de çok normal. Septomun yüklerinden her açıdan hiçbir şey yok. Oh yani çok rahatlıktım. Yani ilk adamın hastaya bileceksiniz ama yani başına kötü bir şey geldi. Üzülürüm açıkçası. Tehlikeli bir hastalığı yok ama önemsiz de sayılmaz. Çok çekti zavallı. Ya ya Ayşe üstünde çekti kısaldı zavallı. Bayağı halsiz gözüküyor. Halsiz mi? Ne halsizi? Adam hepten tükenmiş, bitmiş. Yani nasıl olduğunu bugüne kadar fark ettiniz? Yani ben nereden fark ettim? İlgilenmemişsiniz zorunda. Neyse, bundan sonra biraz dikkat edin bari. Ya şaka yapıyorsunuz herhalde ya. Mesleki konularda şaka yapmak adetim değil. Hiç bakmamışsın. Ya ben niye bakıyorum ya? Ya ay, siz bakmıyorsunuz kim bakıyor. Belediye bakıyor. Belediye hiçbir şeye bakmıyor. Nasıl isterseniz. Hadi yere kaldıralım şu abi. Ah kendine geliyor. Çocuklar için. Nedir o emin ödeye tutulduğu şey? Hani ben doktor ya. Doktor mu? Doktor mu? Doktor diyor! Doktor diyor! Tamam ben sen de mi doktor? Ah geldim. Tamam geldim. 10 yıl önce buraya bir haftalığına diye geldim. Seni söylemiş. Hayır istemiyorum. İstemiyorum. Bırak beni. Yukarıdaki. Kim olacak? Alevs olmaz. Hayır Alevs olmaz. İstemiyorum. İstemiyorum. Bırak beni. Ben Necati Bey'e göreceğim. Lütfen bırakın beni. Çocuklarım var. Hadi benim için bırakın. Çocuklarınız olduğunu da biliyorum. Ya onun çocukları ne kadar çocukları oluyormuş ya? Peki annelerin kim? Ay ne sormadınız mı kendisine? Seni hiç ilgilendirmez gerçekten. Ha, zamanı evlilikler bu kadar olmuşlar. Hayır, sen öylesin demiyorsun. Anne, hanım, bu adam ikinci kar onu biliyor. Aa, şimdi anlaşıldı mesele. Gerçi bir sene fark eder. Kadın burnumdur nasıl peki? Ben böylesini hiç görmedim. Ay, demiyorsun sen öyle ya. Garip kuşun yuvasını dişi kuş yapar. Hay oğlum, kuşun ala yuvasına da. Hanımefendi! Hastaya hemen elektron şok tedavisi uygulamamız lazım. İyiyiz. Bana ne yapıyorsunuz dedim. Allah Allah. Sormak istedim. Yani ilgisizliğinize de çok şaşırdım doğrusu. Hadi gidelim dostum. Karakola mı? Yo muayene. Muayene istemem. Bırakın beni. Muayene istemem. Ben Necati Bey'i görmek istiyorum. Necati Bey de var muayene odada. Necati. Ben Necati Bey'i bu arada sor. Hadi dur. Hadi dur. Okay.
ayında devrimine karar vermiş, öyle mi? Şu buluşmak için seçtiği yere bak, harika olmuş. Tamam da bırak, ben seçtim. Ya, kalk, önemli olur. Canım benim. İşte abi, işte ben aldım. Benim yerine inanmıyorum. Bakın bu gerçekten. Kocam atlar gibi maşallah. Boyuna tutanmamış, saçlarına dökülmemiş. Bakıyorum, bakıyor. Bakıyor ama. Böyle mafalık yerde yapmak yani çok ayrı. Burası bir dinlenme ev. Yok bilmem ne ev. Beklemek lazım çok tedavi sonuç. Hakkı değil mi? Yaz. Çok yaz. Şahitse. Gerizekalı ya bu kadın. Ne çok tedavisinden bahsediyor bu? Arada böyle saçmalıyor canım. Sen bunu boş ver de kendimize bakalım. Öyle gibi beni. Özleme şalap. Burnumda tıktı. Sen sizin beni işaret ettin. Söyle hadi söyle hoşuma gidiyor. Nereden başlasam bilmem. Tam 3 ay oldu. Yani 91, 2384 saniye. 32 dakika. 23 saniye. Durmadan senin için. Önce hasretle beni düşündüğün hayali mutlu oldu. Sonra da aptal sende. Başka işi yok. Senin mi düşünecek biz üzüldüm. Bunu nasıl düşünecek? İnsan yalnız kalınca öyle neler düşünüyor bilemezsin. Mesela bugün karaya ayak bastığımdan ilk işim gazete aldım. Önce çok sevindim tabii. Buradan o sesi seçmişsin de. Sonra artık beni sevmezsin diye düşünmekten kendimi alamadım. Ya benim tek istediğim sensin. Benim de sen minik bir şey var. Tanıdınız kocasını?
kendi söylüyorum. Bir dakika. Şimdi adamın biri buraya geliyor. Ben Ali Sormaz'ın kocasıyım mı? Evet. Siz adamı kendi gözlerinizle gördünüz mü? Gördüm. Evet. Şu boylarda şöyle bir göbeği var elinde doğru duymuş. Kel kapalı kıyıcını tam bir adam ya. Zaten bence bu yüzden de. Bu yüzden de? Biraz kırdı. Kolay değil. Öyle bir tipte öyle bir kadın elini tutmaya çalışmak bana sana çalıştı. Buraya dinlenmeye mi gelmişsin? Evet şöyle gözler tanıza kız abi yaptığını gösteriyor. Yani sevişmek için bundan güzel yapmayacaklar. Sağ ol ya. Biz de sağ olun. Sağ olun hocam öyle mi hocam? O benim ilişkimiz tamam mı? Karışma sen. Buradan geçti mi? Gördünüz mü? Bizi telefon odasına götürdük elinden kaçtı. Kim kaçtı? Kim olacak? Ali Sormaz'ın deli kocası. Ali Sormaz'ın deli kocası. Deli kocası benim. Tabii canım. Tabii. İyi olmasın. Siz onlara bakmayın canım, şakadan ne anlamı ya? Ya ne şakasından bahsediyorsunuz? Alex Olmaz'ın kocası benim diyorum size. Gerçek kocasını tanımaz hani neyse ya. Şöyle bakın üstüne araba arabalar soktuk bir şey sonra ama ne var bir kısmet yani. Tamam. Size kızmıyor canım, elinizi sallasanız elinizi yatak. Bu arada, bu kız arkadaşımın arkadaşlarından biriyle tanıştırabilir misiniz? Aralarında var yine pislikler var böyle bomba gibi. Sen öyle hasretle sevdiği kadına kavuşmayı bekleyince gözüm ıslık ıslık gördü. Ben sizin yerinizde olsam ne yaparım biliyor musunuz? Ne güzel de çantacı mangası adı. Ondan sonra var hayata bambaşka gözler de bakarsınız. Peki öyle olsun ne yapalım? Aydan Hanım! Aydan Hanım! Bizim burada bu işlerle Aydan Hanım. Ne bağırıyor sağ ol sağ ol? Ayten işi var. Ne söyleyeceksen bana söyle. Bu arkadaşlar rahatsız galiba. E öyle elinle parmağınla işaret ediyorsun. Ayıp bir şey ya. Günaydın. Ben Doktor Ötker. Buranın doktoruyum. Adım Ötker Kerim oldu. Ama arkadaşlar bana kısaca Doktor Ötker. Anlamadım bu şeyi. Şuur alanı şu kuvvet herhalde. Kaderim değil ki durum. Ver. Hemen güneş manyasına yatırmalı. Sonra çamgız manyasına sokup sokup çıkartmalı. Örneğimi beğenmezsin sen. Dağlarımdan da aynı şeyleri söylüyorum. Örneklerim daha çok doktorluğum varmış. Tamam tamam anladım. Durumunu hiç beğenmedim. Kim ya? Murat Yılmaz diye biri kaptan mıymış neymiş ya? Bana arkadaşım ama. İstemez. Doktor öyle istiyor. Ben istemiyorum. Ya 5 dakika gelsen olur musun? Ya istemez mi? İstemiyorum. Peki ne istiyorsun? Alevi istiyor. Alevi istiyor. Normal. Şunu kafanıza iyice sokun tamam mı? Alevi Sormaz'ın kocası benim anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Soyadınız Yılmaz ama Alevi Sormaz'ın kocasısınız. Evet öyle. Çoktan beri tanışırsınız. Tanışmam. Onun beni tanıdığı falan yok da. O günler mazide kal. Kendisini görmek istemez miyim? Evet istiyorum onu göreceğim. Ve bir daha görmek istemiyorum. Hiç öleceğim. Çok tanışsınız. Anlamıyorsun. Öldürme lan! Yokum ben! Ya bu kadar üzülmeye değmez. Hadi tamam. Ya önce Alev'i istiyorum. İyi ya. Alev hanım da anlat. Ya söyleseniz onu ne bekliyorsun sen? Hadi tamam. Hadi tamam başla. Ya Yılmaz sen! Yılmaz! Buyurun başla. Yemin ediyorum Beşadab'ın nasılını öğretmenim. Beşadab'ı gelin! Buraya giren deli olmadan çıkmaz ya. Buldu sesi. Ne?
Ben burada burası çabuk söyleyin. Karınızın odan numarası. Toprak odan numarası. Numaralar çok iyi gidiyor. 64. Yok yok 46. 46. Ay 64. Toprak. 64. 64. Siz şimdi buradan çıkıyorsunuz böyle. Gidiyorsunuz. Ne?
önümde şuraya oturayım. Siz ne oldu böyle kaput olmuşsunuz? Bir şey oldu size böyle. Oh be. Sizi süpürge dolanmış çoktan. Ben yok istemek sizin burun karıştırmak ama siz ne arıyorsunuz süpürge dolan? Hiç. Biraz dinleneyim dedim de. Ya enteresan. Niye? Öyle bakıyorsunuz benim suratıma. Ben merak etmeyin yani deli falan değilim. Yok siz değil deli. Ben bakıyorum sizin yüz merak için. Ne varmış lan benim yüzümden merak edecek o kadar? Hiç. Yok. Öyle yani sizin yüz nasıl oluyor da bu kadar enteresan oluyor? Baruk hep de sizi arıyor. Anlamıyorum ben. Neyse biz görüşürüz birazdan yemek salonda. Ah biliyorsunuz siz bu akşam kim var ya yemekte şeref misafir? Ne bileyim canım ben. Ünlü iş adamı Rahmi Durmaz. Bir kenarı koca. Amatörüm geldi mi? Ya geldi geldi. Ama ne hoş adam. Bir telaş, bir heyecan böyle köyde gibi. Silahlı mı? Ay çok haklı. Siz komik oluyor. O gazeteler değil, iş adam. Ne zaman açıyor öfkeyle kapı, kalıyor toprak elimde. Öfkeyle kalkar, toprak oturuyor. Beni değiştiriyorum. Ondan sonra alemanı kurdum. Yok, sonra gene kurdum. Adam seni bile topmak kurmaz diyor. O topmakla kafa alıyor musun? Orası dönüyorum. Çare yok. Biraz orada gitmeli. Allah! Ne var? Bir şey mi oldu? Oldu sen. Ne sen yapıyorsun bir bak diyor ya. Sus konuş. Ben sinirim istiyorum. Korkak değil. Ne korkacakmış şimdi kapının sesinden? Kapının sesinden korkacak kadar mıydı? Abi değilsiniz efendim. Niye korkuyorsunuz ki? Ha şöyle. Aklıma gelmiş yani şu koridordakinden daha büyük bir süpürge dolabınız var mı? Ne var? Süpürge dolabı, süpürge dolabı. Elbise dolu da olabilir ya. Şöyle eski bir sandık. Hiçbir şey koymak için. Ne insan koymak için? Anlamadım. E peki ben nereye gideyim? Ya toplasana ne yaptı? Kime girdi? Hiçbir şey anlamıyorum efendim. Anlamazsın sen. Yaşın be başın be. Sen aşkın ne oldu? Nereden bileceksin ki? Şimdi ben de manyak bir kadın. Aşkından kaçmaya çalışmak ne demek? Biliyor musun sen? Bana zaten dolaplıyım. Sırlar lazım sırlar. Bakın Necati Bey. Sizin sinirlerinizle ne halde bozulmuş. Şöyle yapalım. Ben şimdi gideyim çıkayım da ama size böyle güzel bir çalış ben yasasa gideyim. Kıvra! Elinetin bir banyoda yakarsın da çıplaktan mı boğazıyla asın? Şurada çıplak tavuk gibi. Ve ikiye bırakmadığım için benim işim bitirme bir de ki. Bana doktor değil, dolap lazım dolap. Bildiğiniz bir dolap yoksa ben de işimi çıkan tehlikelere göğüs veririm. Erkek bir dolap be! Hayya! Sen şimdi benden korkuyor musun? Korkuyorsun deme. Evet efendim, ben de çok korkuyorum. Tamam. İşin sırrı burada işte. Korkarsan korkutamazsın. Korkutamazsan da korkarsın. Bunu ben emlerim. Çok haklısın zaten. Korkutamazsın. Peki ben şimdi yapayım. Kıvram! Sen iş adamısın. Hayır değilim. Evet iş adamısın. Ve ben senin körünü eline aldım. Ama ben evli değilim ki. Açsa mı şimdi bir lira kendine? Sen iş adamısın. Ve senin körünü eline aldım. Ama ben evli değilim efendim. Senin de kadına. Ya boş ver senin kadın erkeği. Sen iş adamısın. Ve seni kırgınlar aldım. Senden korkacak, korkusundan tir tir titreyecek. Ayaklarına kapanacak bir adam bekliyorsun. Fakat ben artık kendimi titriyorum karşına. Çok iyi yapıyorsunuz efendim. Bana bak, iş adamısın nesin? Senin karından başka kır mı kalmadın dünyada? İşin gücün yok ama manyak kırıyla mı uğraşacağım ben? Siz nasıl isterseniz öyle olsun efendim. Ha şöyle. Sen iş adamıysan, bir tuğluyu ikiye bölüyorsan, ben de daha geçenlerde koca bir isyan diye parçaladım. Hem de bir oturmuşlar. Söyleyecek bir şey varsa söyle bakalım. Aman efendim ben size de söyleyebilirim ki. Ah şöyle, aferin yola gel. Bundan sonra senin ve karın aranda en ufak bir şey duyarsan doğduğuna doğacağın atışma edin seni. Hadi aşağıda! Oğlum yolda efendim! Hadi şimdi çek aşağıda! Koş aşağıda!
Size aşık mı değilim? Ne demiyorsunuz anlamıyorum. Aramızda hiçbir şey geçmiş değil mi? Geçmemiş. Ne? Ne çıkıyor?
şimdi yavaş yoldana çıkıyoruz. Seni o güzel beyaz karyolana yatırıyoruz. Biraz yeniden yüzüne doğru. Beyaz karyolana. 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 İyileştirin sen. Benim Necati'yi görme diye. Necati'yi görme diye. Necati'yi görme diye. Hadi. Nasıl yani? Ya böyle canım gibi minik kuş
buraya sarılın bana iltifat edin diye? Ya özür dilerim yani, yanılmışım, siz bu işi beceremeyeceksiniz galiba. Bir daha benim, gülüm benim, gülüm çiçeğim. Aaa! Kapıyı bana! Niye öyle durdunuz şimdi canım birdenbire? Ne yaptım ben şimdi size? Geldim, sarıl dedim, sarıl dediniz, iltifat ettiniz. Ya özür dilerim yani ben onu aldatmak istemiştim. Yani ondan intikam almak istemiştim. Ama beceremeyeceğim galiba. Benim kocam dolayı hala çok üzülüyorum. Zaten siz bir budala arıyorsunuz. Ben o zaman uymam. Evet, siz kibar. Kibar, zeki, yakışıklı bir beyefendisiniz yani. Özür dilerim, tekrar kusura bakmayın. Bütün kadınlar bana hayran. Bütün kadınlar peşimde. Ağzımdan yürüp burnumdan çıkıp ondan sonra terk edip gidiyorlar. Bunca yıl ziyan olup gitmişim. Allah'ım yine sesler geliyor. En iyisi saate girmek. Barat'ın su rokok. Rokok'un su barat. Antik ağlara ilgilenir misiniz? Hiç ilgilenmem. Ama bu bildiğiniz parçalardan değil yani. Bulmaz bir parça. Şu anda hiçbir şeyle ilgilenecek durumda değil. Nereye gitsem karşıma çıkıyor. Kurtulamıyorum bir türlü. Bir şey mi sinirlendiniz? Yok canım, onu değil. Kadın milleti değil mi? Hepsi abi. Sormayın, sormayın. Benim de kızımdan alışım dertte. Bir sürü yalan, dolan. Tam 3 ay bekledikten sonra böyle bir şey yaşamak ne acı. Siz terk ettin, evet. Hem de biraz. Kadın milleti değil mi? Hepsi aynı. Önce umut verirler, ilgi gösterirler, sevinmiş gibi yaparlar, ondan sonra çekip giderler. Bakıyorum kadınlardan çok iyi anlıyorsunuz. Öyle, kadınlardan çok iyi anlıyorum. Yani ayıp da söylemeyiz ama. Yani onlar da daha tuhaf oldular. Daha bugün şuracıkta iki kadının tacizine uğradı. Önceden sadece erkekler yapardı. Şu feminist olması çıktı onlar da başladı. Tamam, orası öyle ama. Beni bugün son taciz eden çok güzel bir şeydi. Böyle bebek gibi. Önce hepsi öyle görünür insanın gözüne de. Tamam orası öyle de. Beni son taciz eden çok güzel bir şeydi. Önce beni şöyle bir süzdü. Sonra da sarıl bana diye tutturdun. Bu da biraz fazla almış. Biraz kaçık herhalde. Yok canım. Kaçık falan değilim. Bir yerlerde anılmış olacak. Yani böyle şeyler söylenmez ama. Şapkınlığın bir yere destandır. Ama üstüme fazla düşünen bile artık sıkılıyorum ben yani. Peki siz ne yaptınız lan sen de iyice? Senle erkeklik var ne de olsa. Ben de gönlümü yediremek için sarılıverdim. Öyle pat diye. Pat diye. Bu işler birden bir olur. Önce bir şey öğrenmeye başladı. Sonra da minik kuşum diye tutturdun. Ne? Minik kuş mu? Ya. Haberlenmiş. Ama ona minik kuşlar. Demek sen mi lan? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Şimdi seni öldürdü. O dedi. Kuzum.
olacak. Ay sen yok yapma kahkaha. Sen nasıl olsa buluyorsun alet olmaz hocam. Zaten biz yok. Onu getirin buluyorum. Oysa bunda kalmam gerek. Siz de mi kaybettiniz? Evet çok önemli bir sürü. Ben de benim için çok önemli bir sürü kaybettim. Yetişirim. Doğru yetişirim. Ya başına bir şey gelirse? Bırak her şeyi.
Bunu hiç unutmayacağım. Yani, karı, öbür
Daha her şeyi kolun içine saklamak ne demek biliyor musunuz siz? Başı sıkışınca korkup kaçan zavallı senden ben. Herkes hayatından çıkarım ben. Sahi mi? Sevmiyor musunuz beni? Ay bırakın seni. Artık adınızı bile duymak istemiyorum. Oh be! Dünya varmış. Demek beni sevmiyorsunuz artık. Allah! Çok affedersiniz. Haddim açtı biraz. Heyecandan ne yapacağımı bilemedim. Demek kocanızla konuştunuz. Hayır konuşalım. Ne demek oluyor bunlar? Her işin olduğunu bıraktım. Ama o vicdanet! Bu resmen mahallenin adam öldürmeyi deşi. Ne yapayım? Yürü seven bu kendini tanımış. Aç şunu koyun. Beni de şu küçük düşürmeye kalkarsanız. Başımızda böyle işler gelir işte. Canım nereden çıkartmıyorsun bütün bunları? Hadi fazla konuşmayın ya. Saklanma beş yol dolabımıza. Dolaba giremem orası dolu. Öyleyse sıkışın biraz. Elime daha az kadar yitirici durun. Süne terimi. Bitir. Manyak mı yürüyün? Allah'ım yarabbim. Ne yapacağım ben bu şimdi? Bugün benim başıma gelen pişmiş de onun başına gelmemiştir. Kadın taktı bana. Ucuzluk ertesi yüzünü yakalasa öldürecek zaten. Allah'ım yarabbim ya. Ne yapacağım ben? Allah sesler gelir. Yine de ona girmek demeyiz. Bir saniye durun. Ya konuşacak bir şey mi? Kalmadın beni de ya. Bir saniye bekar mısın? Beş dakika sonra duruyorsun ya. Ya beni dinlemek istiyorum. Ben dinleyeceksin. Ya dinlemeyeceğim ya. Ne demiştim? Otur ya. Terbiyesiz kavala. Dinleyeceksin. Dinlemeyeceğim işte. Mecbursun dinlemeye. Ya gözlerle sözlerle dinlemeyeceğim. Yüreğime mi gireceksin? Hiç mi sevmedin beni? Bak ben seni her zaman daha çok seviyorum. Çıldırıyorum senin için. Ne yapayım ha? Bak koca budala bütün kalbiyle onu affetmeyi bekliyorum. Ne yapayım? Ayaklarına mı kapanayım affetmen için? Sen görmeyeli bayağı değişmişsin biliyor musun? Bayağı salmışsın kendini. 3-5 kilo falan aldın herhalde. Halt etmişsin sen onu. Yani kilo almak yanılmış mı? Son bir ayda çok küçük. Hah biliyordum işte benim dinlediğimi. Söylediğimi açık duydum. Ya sadece çok aklımda. Ya hadi hadi duydum işte biliyorum. Duymadıysan bir daha sor. Seviyorum seni. Çılgınlar gibi seviyorum ben de. Affedecek misin? Hayır beni hiç anlamış olur. Hayır lan olsun diye söyledim ya. Sen her zaman namusun ve şerefin üzerine yemin ediyorum ki daha fazla. Tamam o zaman. Seni affediyorum. Hadi ver. Ay ne namusun? Ya sana gel belki baş mektupları onları geri ver. He onu diyorsun. Al bakalım kocamı da lan. Yine mi kuşa? Kocamı da lan. Ay koç! Siz gene aşk yapıyorsunuz o konukta. Ben kokanım. Ya sen onu bana vermedin. İşin cilası bu kadar.
bu hastanın acil tedaviye ihtiyacı var hanımefendi. Hanımefendi senin babandır. Bizim doktor ya doktor kullanmaz. Herkes kendi eceliyle ölür. Değil.